Toplu Konut Dairesi Başkanlığı Türkiye'de sosyal konut üretmek amacıyla kurulan bir kurum. 2084 yılında kuruldu. 2002 yılına kadar 45 bin civarında sosyal konut üretti. 2003 yılından bugünümüze de 1 milyon 170 bin konut üretti. Tabii 2003 yılına kadar ki konut üretiminde kısmen çok başarılı bir süreç değil. Ama 2003 yılında hem toplu konut dairesinin yapısı, hem mali yapısı, hem kurumsal, hem hukuki yapısı güçlendirmek suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımız TOKİ'ye ayrı bir görev vermek suretiyle son 20 yılda 1 milyon 170 bin konut üretti. Son 3 yıl içerisinde de 247 bin civarında konut inşa etti. Ve buna baktığımız zaman tabii bu son yıllarda özellikle 2000-2001 yıllarında Türkiye genelinde birçok afet meydana geldi. Malatya, Elazığ afeti ile birlikte Van, Bingöl ve daha sonrasında Türkiye'de işte Karadeniz bölgesini neredeyse tamamını etkileyen Rize'den Giresun'a, Trabzon'un ilçeleri de dahil olmak üzere etkileyen bir sel felaketi yaşandı. Yine aynı şekilde İzmir'de büyük bir deprem yaşandı. Yine tabii hiç bu kadar tahribat yapacağı tahmin edilmeyen ya da afet olarak görülmeyen ve ilk defa bu kadar kapsamlı bir şekilde Türkiye'ne problem oluşturan ve yıkıcı etkileri olan bir Antalya ve Marmaris yangınları oldu. Manavgat'ta birçok ev hasar oldu. Tabii vatandaşlarımızda can kayıpları da oldu. Dolayısıyla bir taraftan sosyal konut üretmekle birlikte bu süreçte yine Çevre Şehircilik Bakanlığımız koordinasyonda, İçişleri Bakanlığımız AFAD'la birlikte buralarda ki AFAD konutları çok kısa sürede inşa edilerek vatandaşlarımıza büyük bir kısmı teslim edildi. Ama tabii daha sonraki süreçte yine o artçı şekilde olan depremler neticesiyle ya da arazi teminindeki sürecin uzaması sebebiyle kalan bazı AFAD'dan kaynaklı konutlarımız var. Ama onları da önümüzdeki süreçte vatandaşımıza teslim ediyoruz. Dolayısıyla TOKİ hem bir taraftan vatandaşın sosyal konut ihtiyacını karşıladı bu süreçte, bir taraftan da afetler dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımızın yine iskan problemini çözmüş oldu. Tabii bununla birlikte kamuya ait birçok tesisi de TOKİ ile birlikte yaptık. Bunlar 280'e yakın hastane, yine 1000'in üzerinde okul ve yine Türkiye genelinde 19 tane UEFA standartlarında stadyumlar inşa ettik. Bu başarılı bir sürecin ardından tabii halkımız, vatandaşımızın da TOKİ'ye olan güveni üst noktada olduğu bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye genelinde özellikle pandemi sürecindeki üretimdeki kısıtlamalardan kaynaklı konut ihtiyaçlarının da ön plana çıktığı bir dönemde Türkiye'nin en büyük, bir seferdeki en büyük sosyal konut projesini açıkladı 250 bin olarak. Yine Çevre Şehircilik Bakanlığımız koordinasyonunda biz çok kısa bir sürede bu 250 bin konutun proje ve talep toplama süreçlerini yerine getirdik. Ve hatta bu kadar yüksek miktardaki bir konut inşaatının nasıl yapılacağı ile ilgili tartışmalara bir tarafa koyduk. Zaman zaman kamuoyunda ya da basında yapılanmasının zorlukları ile ilgili görüş belirtileri oldu. Biz bunlara bakmadık. Tam Cumhurbaşkanımızın projeyi müjdelemesinden 40 gün sonra da ilk temellerini 5615 konutla birlikte attık. Ve bugün itibariyle 13 bine yakın konutumuzun da ihalesi gerçekleştirilmiş durumda. İnşallah çok kısa süre içerisinde, 2 yıl içerisinde bu konutları bitirerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bununla birlikte şu an itibariyle 700'ün üzerinde şantiyede 137 bin konutumuzun da inşaatı süratle devam ediyor.
Tabii TOKİ'nin konut anlayışında son yıllarda özellikle yatay mimari yönünde az katlı, tamamen bir mahalle konsepti içerisinde sadece konut değil, diğer sosyal donatıları da içeren, meydanı, camisi, okulu olan yeni yaşam alanları oluştu. Ve Türkiye'de baktığımız zaman son yıldaki uygulamalarımız bundan sonraki şehircilik için örnek uygulamalar haline geldi.